Arkadaşlar selamünaleyküm. Askeri teknolojiler durmaksızın gelişir. Bir silah çıkarırsınız, başkaları ona bir savunma sistemi geliştirir. O sistemi aşabilmek için ürettiğiniz silahı geliştirirsiniz. Karşı tarafta savunma sistemini günceller. Bu süreç aralıksız bu şekilde devam eder. Yani bitmeyen bir tempo vardır savunma sanayiinde. Tabi bu sadece silah modernizasyonu şeklinde ilerlemiyor. Bugünün en önemli silah sistemi yarın bir şey ifade etmeyebiliyor. Kılıç, ok vardı, tüfek çıkınca zayıf düştüler. Korunmanın en güçlü yolu kaleler inşa etmekti. Top çıkınca kale duvarları eskisi kadar güven vermemeye başladı. Bu şekilde devirler kapandı, yenileri açıldı. Ok ve kılıcın savaş sahalarında zayıf kalması gibi bir durumu son yıllarda tanklarda tecrübe ediyor. Ve biz de bugün bunu konuşuyoruz. İnsansız hava araçlarımızın başarılı operasyonlarını hepimiz izledik. Bir günde onlarca tankı imha ettiler. Bu yüzden tankların devri kapandı mı sorusuna cevap arayalım bugün. Anka ve bayrakların başlattığı süreç savaş sahalarının çelik yumrukları olan tankların tarih olmasını mı sağladı? Eğer öyleyse biz neden 3,5 milyar avro verip de yerli tankımız altı için çabalıyoruz? Savaş başladığında belli başta silah ve araçlar ordunuza güven, düşmanınıza korkusalar. Karada bu güven ve korkunun karşılığı tanklardır. Yaklaşık 100 yıldır kara savaşlarının sonucunu belirleyen etken orduların tank envanterleri oldu. İlk tankı kullanan İngilizlerdi. 1916 yılında Fransa cephesinde Almanlara karşı tank sürdüler sahaya. Bu adından sonra kara savaşında bir devrim yaşandı. Ama tankların esas etkin oldukları savaş İkinci Dünya Savaşı'ydı. Tarihte kendilerine karşı tank kullanılan ilk devlet Almanya'ydı. 1930'larda tank konusunda bir atılım yaptılar ve binlerce tank ürettiler. Nazi Almanyası'nın kısa bir sürede Avrupa'nın büyük kısmını ele geçirdiği Yıldırım Harekatı'nda başarının iki temel faktörü vardı. Birincisi uçaklar, diğeri de bugün konumuz olan tanklar. O zamanlardan beri de kara ordularının yıkıcı gücü dendiğinde akla ilk tanklar geldi. Hep. Ama son yıllarda yaşanan iki gelişme bu durumu tersine çevirmeye başladı. Birincisi tank savar füzelerinin yaygınlaşması. Tank savar füzeleri omuzdan atılabilen, tek er tarafından kullanılan sistemler. Terör örgütleri bile kolayca temin edebiliyor. Ve son yıllarda birçok savaş ve terör saldırısında tanklar çok ciddi kayıplar verdi. Bu füzelerin adını esas duyurduğu olay 2006 yılındaki Hizbullah-İsrail savaşı oldu. Hizbullah'ın elinde Rus yapımı kornet füzeleri vardı. Ve İsrail'in çok sayıda tankını bunlarla kullanılamaz hale getirdiler. Bunun sonrasında İsrail tanklarının zırhını güçlendirdi ama bu sefer de tankın ağırlaşması sorunu oluştu. Bu da başlı başına bir sıkıntı ve bu sıkıntıya katlansalar da çözüm olmadı. Yine 2011 yılından beri Suriye'de muhalifler Esed'in tanklarını birer birer vurdular bu füzelerle. Yani hemen hemen 2000'lerin başlarından beri tank savar füzeler nedeniyle tankların gerekliliği tartışılmaya başlanmıştı. Son yıllarda bu iyice arttı. Çünkü artık insansız hava araçları devreye girdi. Tankların insansız hava araçlarına karşı çaresiz kalması artık bütün dünyada kabul gören bir gerçek. Doğrusunu yanlışını tartışmak bir yana burada gurur veren bir mesele var. Bütün dünyada başlayan bu tartışmaların sebebi sebebi bizim insansız hava araçlarımızın vurduğu tanklar. Suriye'de bir günde Esed'in onlarca tankını vurduk. Bu harekatın ardından dünyada tankın gerekliliği tartışmaları daha da alevlendi. Times gazetesi İngiltere ordusunun tank kullanımını modası geçtiği için gereksiz gördüğünü yazdı. İngiliz Savunma Bakanlığı'nın tankları tamamen ortadan kaldırma senaryosunu konuştuğunu iddia ettiler. Gerçi bu iddia 2020'de ortaya atıldı. Bundan bir yıl sonra da İngiltere yeni tank için sözleşme imzaladı. 148 adet Challenger 3 sipariş ettiler. Yani bu konuda zamanında bir kararsızlık varsa da İngiltere tercihini tanklardan yana kullandı. Türkiye'de bu konunun tartışılmasını da Haluk Bayraktar'ın şu tweet'i sağladı. Tank ve benzeri ağır konvansiyonel araç ve teçhizatların dönemi kapandı. Robotik ve akıllı sistemler sahada oyun değiştirici rol üstleniyor. Milli teknoloji hamlesi geleceğin trendlerine odaklanarak yükselecek. İşte bu tweetten sonra Türkiye'de bu konu daha çok tartışılmaya başlandı. Çünkü önümüzde şöyle bir tablo oluştu. Tankların devri kapandı diyen bir SİHA üreticisi. Peki Peki bunu söylerken bir dayanağı var mı? Evet ürettiği sihalar tankları birer birer avladı. 15-20 milyon dolara mal olan tankları mamle gibi ucuz bir mühimmatla imha ettiler. Yani söylediği şey mantıklı. E bir de işin diğer boyutu var. Biz şu an yerli tankımız Altay'ı üreteceğiz diye uğraşıyoruz. Toplamda 3,5 milyar dolar bütçe ayırdık bu işe. O zaman biz boşuna mı uğraşıyoruz? Haliyle insanın aklına ilk bu geliyor. Peki gerçekten Altay boş bir çabaya mı döndü? Öncelikle şunu belirtelim. Tank konusunda her devlet için gerçek farklıdır. Mesela İngiltere zamanında iddia edildiği gibi tankları envanterinden çıkarsaydı bile bu bizim için bir şey ifade etmezdi. Çünkü hem coğrafya farklı hem de tehdit unsurları. Bir ada devletiyle bizim gibi 7-8 devlete kara sınırı olan bir devlet elbette tanklara aynı açıdan bakamaz. Bir de bizde savaş ihtimalinin yanında hiç bitmeyen bir terör tehdidi var. Genelde üstümüze bu şekilde geliyorlar. Terör örgütlerinin de elinde SİHA yok. Tank savar füzeleri var. Onlar çok etkili silahlar olsalar da SİHA'lar kadar sahaya hakim olamazlar. Yani bizim şu an için operasyon alanımızda havadan bir tehdit yok ama daha büyük bir tehlike var ki o da meskûn mahal. Meskûn mahalde operasyon düzenlemek batılı devletler için çok kolaydır. Onlar bir evden ateş geliyorsa o mahallenin tamamını yıkarlar. Ama bizim için aynı şey geçerli değil. Bizim sivil hassasiyetimiz var. O yüzden de o bölgeleri girerek temizliyoruz. Ve bu tarz bir operasyonda tanklar elimiz ayağımız oluyor. Hem ateş gücü anlamında hem de ilerleyen birliklere kalkan olmasından dolayı tanklar bizim için hala çok önemli. Gece harekatları yapıldığında tankların sadece sesi bile düşmana korku salmaya yetebiliyor. Bu açıdan baktığımızda tanklar hala önemini koruyor. Peki hava kuvveti olan bir orduya karşı savaşırken tanklar hala işe yarar mı? Aslında ordu bir bütündür hava kuvveti, kara gücü, elektronik harp vesaire vesaire işte bunların bir bütün halinde etkin çalışması başarı getirir. Tank içinde bu bütünlük önemli. Savaştığınız devletin hava kuvvetleri güçlüyse tanklarınız hareket edemez, ederse vurulur. Ama sizin güçlü bir hava savunma ağınız varsa o zaman işin rengi değişir. Hava savunmanız düşman hava kuvvetlerini engelleyince meydan yine tanklara kalır. Tabi hava savunmada %100 hakimiyet sağlamanın çok mümkün olmadığını da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani terörle mücadele ederken ve ve güçlü bir hava savunmanız varsa savaşta Tanklar hala etkili, ama havada size üstün gelen bir düşmanla mücadele ederken tankların sahada hiç şansı kalmıyor. Bunlardan yola çıkarsak da tanklar için etkileri günden güne azalmakla birlikte devirlerinin kapanmasına daha çok var diyebiliriz. Ya da belki ciddi bir savunma sistemi geliştirilir ve tanklar altın çağını yaşamaya başlar. Kim bilir? En gerçekçi senaryoysa tankların çağa ayak uydurması. Tanklar geliştiriliyor, bu doğru. Özellikle koruma sistemleri üzerinde çok çalışılıyor. Ama artık bu tasarım son noktaya ulaşmış durumda. Zaten saha daha da savaş doktrinleri de birer birer değişiyor. Bildiğimiz her sistemin ya da aracın insansız versiyonu geliştiriliyor. Tanklar için de süreç bu değişimi beraberinde getirecektir. Yani önümüzdeki 10-15 yıl daha tankları kullandıktan sonra artık sahaya bunların insansız versiyonları hakim olmaya başlar. Burada da yapay zeka devreye girer, tanklar değişir, insansızlaşır, kendi karar alacak hale gelir. Ama sahada etkin olmayı sürdürür. Özetle 100 yıldır savaş sahalarına damga vuran tanklar yavaş yavaş etkinliğini kaybetmeye başladı. Bu doğru. Ama devirleri bitecekse de bunu söylemek için daha çok erken. Bence devirlerinin bitmesinden ziyade onlar da birçok araç gibi insansız hale gelecek. İnsansız olunca da çok daha hafif ve hızlı sistemlere dönecekler. Bu süreçte önce eldeki tankları insansız sistemlere çevirme şeklinde başlayacaktır. Ardından da çok daha küçük ve hızlı insansız tanklar sahaya hale hakim olur. Bu yüzden de Altay tankları klasik tasarımdaki üretim anlamında son projemiz olacak muhtemelen. Ama daha uzun yıllar kullanacağız. O yüzden Altay için harcanacak olan 3,5 milyar avro boşa giden bir para değil. Tankların azalan etkisine rağmen elimizi çok güçlendirecek Altay. Allah'a emanet olun.